Milli eğitime bağlı, yani kamuda çalışan 657'ye bağlı memurların kimi faaliyet alanları kanunlarca, yasalarca kesin ifadelerle yasaklanmıştır. Bu yasalar bakıyoruz ki kimi zaman birileri için işletiliyor, birileri için esnetiliyor. Örneğin bundan 2-3 gün önce Halfeti ilçemizde ilçe milli eğitim müdürümüz, bir sendikanın yönetim kurulu temsilcisi, eğitim bir sen. Bu kişiler bir siyasi partinin, yani iktidar partisinin, bu kişiler aynı zamanda şöyle bir özellikleri de var. YSK tarafından sandık kurullarında sandık başkanlığı görevi ve memur üye olarak atanmışlardır. Şimdi seçimler yasalarımıza göre tarafsız, memurların da bunu kamu adına yürütmesi gerekir iken bu kişiler iktidar partisinin bütün faaliyetlerine, açık faaliyet alanlarına katılıyorlar, propagandalarını yapıyorlar, köy köy geziyorlar. Bununla birlikte hem mesleki açıdan hem de eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde siyasi iktidarın emellerine boyun eğmiş bu sendikanın üyeleri sendika adına değil de siyasi bir partinin, iktidar partisinin adına faaliyetler yürütüyor. Bizce bu kabul edilemez. Bunun %1'ini muhalif bir partinin kapısından geçen, dolaylı bir etkinliğe katılan kimi memur arkadaşlarımız en ağır olabilecek en ağır cezalarla karşı karşıya bırakılmıştır, geçmişte cezalandırılmıştır. Hal böyleyken bizim talebimiz mevcut olan yasa neyse kişilerin bu yasalara uyması. Eğer bu ülkede özgür, demokratik, katılımcı, şeffaf bir seçim olmasını arzu ediyor isek kamudaki personelin buna denk düşecek bir tutum ve davranışta bulunmasını bekliyoruz. Bu beklentiden ziyade yasal bir zorunluluktur. Bu kişiler alani bir şekilde mülki idare amirlerin gözetiminde suç işliyorlar, suça itiliyorlar ve bunu da gönüllü bir şekilde yapılıyor. Sandık kurulu üyesini bir sendikadan özenle seçiyorsunuz, hadi o da yetmezmiş gibi seçim çalışmalarına katıyorsunuz ve bu kişiler o birleştirme tutanaklarını, oy kullanma biçimlerini tayin edecek tek yetkili kişilerdir. İtirazınız varsa bile, orada yapılan iş ve işlemler yanlış ise, itirazınız varsa bile sandık kuruluna yapacaksınız. Sandık kuruluna, ki böyle bir oluşan bir sandık kuruluna yapacağınız bir itirazın anlamlı bir sonuç doğuracağına inanmıyoruz. Çünkü kişiler öncesinden bütün durumlarını, davranışlarını, kendi fikriyatlarını net olarak ortaya koymuşlar. AKP adına köylerde, mahallelerde, kentte, ilçede, şurada burada faaliyet gösteren kişilerdir. Dolayısıyla siz bir partinin, sadece bir partiden oluşmuş bir sandık kurulu teşekkül etmişsiniz ya da böyle adı memur tırnak içinde oradan teşekkül etmişsiniz, aynı sonuçları doğuracak. Dolayısıyla böyle bir durumda bir seçim güvenliğinden bahsetmemiz mümkün değildir. Çünkü kişiler bunu aleni, net bir şekilde de zaten ifade ediyorlar, seçim çalışmalarına katılıyorlar. İnsanları ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak şunu yapabiliriz bizler, keske bağlı sendikalar bu önümüzdeki seçimlerde güvenli bir şekilde, yani bir kişi oyunu iktidar partisine de veya başka bir partiye atıyorsa o oyun sandığa girdiği gibi aynı şekilde çıkmasını arzu ediyoruz. Yani milli irade deniliyorsa milli irade ancak bu şekilde tecelli eder. Bizim beklentimiz bu.